Merhaba arkadaşlar bu dersimizde kod.org eğitim sitesinde bulunan kurs 4 ders 7 ile devam ediyoruz. Bu dersimizde yine değişkenlerle ilgili olacak ve toplamda 8 bölümden oluşuyor arkadaşlar. Birinci bölümden başladığımızda hemen ipucunu okuyoruz. Bu sefer kod yazman gerekmiyor sadece çalıştır düğmesine bas ve oyunu oyna. Bu oyunda köpek kediden fazla bayrak toplamak istiyor aşağı tuşu ile köpeği kontrol et. Oyunun bitince bitiş tuşuna bas demiş arkadaşlar. Hemen çarpıya basıyoruz. Yukarı ve aşağıyı buradaki tuşlardan hareket ettirebiliriz ve yön tuşlarını kullanabiliriz arkadaşlar. Çalıştır diyoruz ve aşağıya doğru köpeğimizi basılı olarak tutuyoruz. Burada arkadaşlar bizim daha fazla toplamamız gerekiyor. Ama kedinin hızı köpekten daha yüksek olduğu için Burada da gördüğünüz gibi köpeğimizin hızı 1, kedimizin hızı 3. Bizim bu görevi başarmamız bu kodlarla imkansız arkadaşlar. Hemen bitiş diyoruz. Evet birinci bölümümüzü bu şekilde geçtik. Şimdi arkadaşlar ikinci bölümümüze geçiyoruz. Videomuzu kapatalım. İkinci bölümümüzde son bulmacadaki yarış pek adil değildi. Kediden daha fazla bayrak topladığından emin olmak için köpek kızı değiştir demiş. 10 bayrağı ilk toplayan kazanır demiş arkadaşlar. Kedimizin hızını ister düşürebiliriz. Direkt köpeğimizin hızını biz 4 yapıyoruz. Bakalım evet kedimizin hızını bize değiştirme izni vermemiş arkadaşlar. Sadece köpeğimizin hızını kediden daha hızlı yaptık. Çalıştır dediğimizde aşağıya doğru basıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar köpeğimiz kediden daha hızlı olduğu için bu oyunu kazanmamız çok normal. Evet 10 tane bayrağı topladık ve köpeğimiz oyunu kazandı. Biz de bölümü tamamladık arkadaşlar. Şimdi 3. bölüme geçiş yapıyoruz. 3. bölümümüzde sol ve sağ ok tuşlarıyla hareket ettirin. Yukarı ok tuşuyla zıplayın bütün bayrakları toplayabilir misiniz demiş arkadaşlar. Hemen kodları inceleyelim öncelikle. Sol ok tuşuna bastığımızda ne yapacak? Sola doğru hareket edecek. Yukarı ok tuşuna bastığımızda yukarı doğru 100 piksel hareket edecek. Ardından aşağı doğru 100 piksel hareket edecek. Yani bize burada zıplama hareketinin yukarı ve aşağı eşitliğini göstermiş arkadaşlar. Sağ ok tuşuna bastığımızda da sağa doğru hareket edeceğini söylüyor. Hemen çalıştırıyoruz arkadaşlar. Sağa doğru birazcık hareket ediyorum. Yukarı doğru zıplıyorum. Birinci bayrağımı aldım. Zıpladım. İkinci bayrağımı aldım. Zıpladım. Üçüncü bayrağımı aldım arkadaşlar. Devam diyoruz. Dördüncü bölüme geçiş yapıyoruz. Dördüncü bölümde yükseklik değişkeni köpeğin ne kadar zıplayacağını kontrol ediyor diyor arkadaşlar. Bu değişkeni güncelleyerek köpeğin bayrağa ulaşmasını sağlayabilir misiniz? Şu an hazır bir kodumuz var arkadaşlar. Önce onu inceleyelim. Ne yapmış? Yükseklik yani hack değişkenini 100 olarak ayarlamış. Yani 100 birimlik yukarıya hareket edecek. Yukarı ok tuşu basanın ne yapıyor? Hack kadar yani 100 birimlik yukarıya gidiyor. Ardından 100 birimlik aşağı iniyor. Sol ve sağ ok tuşlarımız da hareketini sağlıyor. Önce bir çalıştırıyorum arkadaşlar. Zıpladığımda gördüğünüz gibi üst sıradaki bayraklara yetişemiyorum. Ama alt sıraları Yakalayabiliyorum yani toplayabiliyorum Ne yapmamızı istiyor Hek değişkeni yani yükseklik değişkenini değiştirmemizi istiyor Hemen burayı ne yapalım arkadaşlar 100'den daha büyük bir sayı yazalım Örneğin 200 olarak ayarladım Artık ne yapacak 200 piksel yukarıya gidecek Ardından 200 piksel aşağıya inecek Yani bizim değişkenimizin görevi arkadaşlar Verdiğimiz sayıyı tutmak Ve daha sonra her yere aynı sayı yazmak yerine O değişkeni kullanmak Tekrardan sıfırlıyorum ve çalıştırıyorum arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorum? Yukarı doğru zıpladım. Gördüğünüz gibi artık üst sıralarda temas edebiliyorum. Evet bütün bayraklarımı toplayarak görevimi başarılı yerine getirdim arkadaşlar. Dördüncü bölümü de bu şekilde sonlandırmış olduk. Şimdi beşinci bölüme geçiş yapalım. Ve beşinci bölümünde ne istediğine bakalım. Oyun yaratalım demiş arkadaşlar. Önce puan gerekli. Bir önceki seviyede gördüğün kodu yeniden düzenle ve puanı 10 yap demiş arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Hemen bu kodumuzu alalım. Atamak demiş point şunu yapmak için. Çalıştığı zaman ne yapabilir? Puan elde edebilir arkadaşlar. Hemen buraya attım. Kaç puan olsun örneğin? Çalıştığı zaman 10 puan elde edelim. Hemen çalıştırıyorum. Evet, 10 puan aldım. Yani herhangi bir yere puan ekleme bloğunu yaptığımda o puanı elde etmiş oluyorum arkadaşlar. Hemen 6. bölüme geçiş yapıyoruz. Hemen okuyalım üstteki bilgimizi. Sağ ok tuşu ile kalp fırlatabilir misin demiş. Oyunumuzda bunlarla puan kazanacağız. Köpek kediyi kalp ile vurduğunda puan değişkini bir ekliyoruz. Yani bizim kalp attığımızda kediye her değdiğinde bir puan elde edeceğiz. Oyuncu dokunduğu zaman demiş olayını kullan ve puanı güncelle Değişkenini point eşittir, point artı 1 diye arttırabilirsiniz. Yani buradaki toplama işlemini kullanacağımızı söylemiş. Puanınızı 10 yapın, birer birer arttırarak ve seviyeye geçin. Yani toplamda 10 puan alacağız. Evet arkadaşlar, çalıştığı zaman oyunumuzda puanımız 0 olacak. Yani herhangi bir puanla başlamayacağız oyuna. O yüzden burası 0. Aktor 2 olduğunda herhangi bir şeye dokunduğunda demiş. Çarpma sesini çal. Yani attığımız kalp kediye değdiğinde, aktör 2'ye değdiğinde ne yapacak? Bir çarpma sesi çıkartacak. Ardından biz puan kazanacağız arkadaşlar. Hemen bunu da alalım. Buraya toplama işlemimizi aldık. Ne yapacak? Biz her çarptığında puan kazanacağımız için direkt buraya sabit bir değişken koyamıyorum. Örneğin 5, 3 gibi bir değişken koyamıyorum arkadaşlar. Puanı sabit yapmayacağım. Sürekli olarak artacak. İstersen ilk önce bunu bir deneyelim net bilgimiz olsun Örneğin ne yapacak çarptığı zaman bir puan arttır demiş Biz buraya bir yazıyoruz ne yapalım oyunumuzu başlattım arkadaşlar yani sağ ok tuşuna bas demiş bastım bir tane kek attı bir puan kazandım bir tane daha attı gördüğünüz gibi arkadaşlar herhangi bir toplama işlemi eklemediğim için sürekli olarak bir de kalıyor çalıştırıyorum Evet şimdi ne yapacağız bunu buradan atacağız yerine toplama işlemini alacağız arkadaşlar. Hemen aldım toplama işlemimi. Buraya point artı bir diyeceğim arkadaşlar. Yani her bir kek attığımızda veya farklı bir nesne attığımızda ne yapacak? Bir yapacağız arkadaşlar. Ne oldu şu anda? Point yani puanımıza her seferinde bir eklenecek. Şimdi tekrardan çalıştırıyorum ve sağ ok tuşuna basıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kek kediye değdi ve puanım 1 arttı. Bir defa daha yapıyorum. Puanım 3 oldu. Nedir bizim görevimiz? Puanı 10 yapmak. Arka arkaya kekleri atıyorum arkadaşlar ve puanım 10 olduğunda görevi başarıyla yerine getirmiş oluyorum. Evet 6. bölümü de bu şekilde ayarladık arkadaşlar. Toplama işleminin nasıl kullanıldığını, mantığını bu şekilde anlamış oldunuz. Şimdi 7. bölümdeyiz. Güzel. Şimdi bu oyunun oynanmasının çok kolay olmadığından emin olun. Ne zaman köpek yani oyuncu bir kediden oyuncu 2'den sandviçle darbe alırsa 1 puan kaybetmelisin. 10 puanla başlayın. Bu sayede çok zor olmaz. Bölümü geçmek için puanınızın 10'dan 0'a düşmesine izin verin demiş arkadaşlar. Çalıştırıyorum şu an başlangıçta. Ne yapıyor? Kedi her seferinde bana bir tane nesne, bir tane kek fırlatıyor. Benim amacım sıfıra düşmesi. Yani vurulmak zorundayım. Puanımızı 10 yaptık. Başlangıçta puanımız 10. Sağ ok tuşuna bastığımızda odun sesi çıkartacak ve pastayı fırlatacak. Hemen onu da deneyelim şu an. Sağ ok tuşuna basıyorum. Ben de buradan pasta fırlatıyorum arkadaşlar. Şimdi altına bakıyoruz. Aktör 1 olduğunda yani köpeğe herhangi bir şey dokunduğunda çarpma sesi çıkıyor. Kediye yani aktör 2'ye, oyuncu 2'ye herhangi bir şey dokunduğunda iki defa çarpma sesi çıkıyor. Ve puanımız 1 artıyor arkadaşlar. Hemen buradan puanımızın 1 arttığını şöyle görebiliriz. Aynı zamanda da ne yapacağız? Puanımızı buradan değiştireceğiz. Ne yapacaktı? Puan kaybetmelisin diyordu arkadaşlar. Burada puanımızı eksi 1 olarak değiştiriyorum. Yani ne yapacak artık? 1 puan düşmüş olacak bizden. Veya ne yapabilirim arkadaşlar? Eksi 1 yerine örneğin burayı 1 yaparım. Buradaki alanı da eksi yaparım arkadaşlar. Tamam 1 puan çıkartmış oldum. Varsayılın sıfırladım. Çalıştırıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artık her değdiğinde 1 puan düşüyor benden. Ben ne yapacağım? Bir an önce puanımı düşürmek için kendim kekleri yakalayacağım. Evet. Puanımız sıfır oldu. Ve oyunu geçmiş olduk. Yani 7. bölümü tamamlamış olduk arkadaşlar. Sıra geldi. Son bölüm 8. bölüme geldik. Hemen bakalım. Serbest oyun zamanı demiş. İşte burada bu bölümde oynadığımız bütün değişkenlerle birlikte birkaç fazlalık var. İhtiyacın olursun diye demiş. Yani buradan farklı bir olay ekleyebiliriz. Aktörlere tıklandığında veya dokunduğunda gibi. İşlemler ekleyebiliyoruz. Daha önceki derslerde gördüğümüz bazı işlemleri ekleyebilirsiniz buraya. Döngüler kullanabiliriz. Sonsuza kadar veya belirli sayılarda döngü yapabiliriz. Mantıksal işlemler koşullar kullanabiliriz eğer veya değilse gibi matematik işlemlerimiz var toplama çıkarma çarpma bölme burada veya rastgele bir tam sayı üretebiliriz belirli sayılar arasında yine bunları da scratch videolarımı izliyorsanız az çok mantıklarını bilirsiniz arkadaşlar bu blokların bu bölümü size bırakıyorum İstediğiniz gibi düzenlemeler yaparak denilme, deneme yanılma yöntemleriyle farklı şeyler düzenleyebilirsiniz farklı oyunlar yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu dersimiz bu kadar. Gelecek ders görüşmek üzere. İyi çalışmalar.